Benim neden hepinize merhabalar arkadaşlar. Yine çok çılgın, bir o kadar da hiçbir kısmını kaçırmamanız gereken çok ilginç bir video ile beraber karşınızdayım. Arkadaşlar, kanalımızın en sevilen serisi balık tutma serimizin yeni bölümünde bugün başımızın belası, sularımızın belası, içi zehirle dolu, dişi keskin balon balığı var. Son zamanlarda biliyorsunuz vukuatları iyice arttı. 7 kişilik bir aileyi hastanelik edip aileden birisini komalık etti ve bugün duyduğum bir habere göre de balon balığı yiyen bir kişi yaklaşık 4 gün sonra hayatını kaybetmiş. Böyle adım adım sizi öldürüyor. İlk başta duyu organlarınızı kullanamamaya başlıyorsunuz. Duyamıyorsunuz, göremiyorsunuz. Daha sonrasında sinir sistemini ele geçiriyor. Hareket edememeye başlıyorsunuz. Ve en sonunda kaçınılmaz sonuç olan sizi ölüme kadar götüren bir zehir barındırıyor bu balık içerisinde. Ve şu anda görmüş olduğunuz gibi biz Antalya sahillerindeyiz. Kıyıya çok da uzak olmayan noktalarda, kıyıda, sahile yakın yerlerde küçük büyük oltalara sürekli balon balığı gelmeye başladı ve son zamanlarda gözlemlediğim kadarıyla yeni türleri de gelmeye başladı. Normalde birkaç kez size gösterme fırsatım olmuştu. Hep aynı tip, aynı kasa balon balıkları vardı. Geçtiğimiz günlerde bir babamla balığa gitmiştik. Orada çok farklı renklerde, çok farklı fenotiplerde balon balıkları da görmeye başladım. Daha öncesinde size birkaç kez gösterme fırsatım olmuştu ama detaylı bir şekilde inceleyemedik. Nereden geliyor bu başımızın belası balıklar? Daha öncesinde hiç yoktu diyorsanız onu söyleyeceğim. Süveyş kanalının açılmasıyla birlikte doğal yollarla veya yapay yollarla. Doğal yol ne? Adam yüzerek geliyor balık. Yapay yol ne? Büyük yük gemileri arkadaşlar dengelerini sağlayabilmek için tonlarca su alıyor içerisine. Mesela Süveyş kanalında Hint okyanusundan gelen bir gemi içerisinde Hint okyanusunun suyunu barındırabiliyor. Orada çekiyor suyu, geliyor adam buraya, o suyu burada salıyor dengelemek amacıyla limana girerken. Ne yapıyor? Oradaki balık larvaları, küçük balıklar, balıkların yumurtaları, farklı balık türleri hepsi gelip bizim denizimizde bir yaşam formu oluşturmaya başlıyor. Bununla alakalı yeni kanunlar çıktığını duyuyorum. Bir gemi eğer buradan su alıyorsa sadece buraya bırakabilecek. Ama artık bana sorarsanız çok geç. Çünkü denizin altı katman şeklinde balon balığı dolmaya başladı. Biz bu konuda ne yapabiliriz diye soruyorsanız, ki kesinlikle sormanız lazım. Çünkü herkes deniz kenarında yaşamıyor. Herkes tezgahta balığın hangi balık olduğunu anlamıyor. Bugün ben size bir akvaryum getirdim. Balon balığını tutup akvaryumun içerisine atacağız ve sizin balon balığı deyince aklınıza karnı şişmiş bir balık geliyor değil mi? Suyun içerisinde öyle yüzmüyor. Sadece tehlike anında kendini savunma amacıyla karnını şişiriyor bu balık. Normalde bildiğiniz bir balık gibi. Bunun tipini öğrenmeliyiz ki eğer tezgahta bize denk gelirse veya tuttuk. Oo, çok güzel balık tuttum. Çünkü 5 kiloya kadar büyüdü balon balıklar. Normalde şu kadarlardı. Ama o kadar büyüdüler ki, o kadar bu balığın predatörü burada az kaldı ki 3 kilo, 5 kilo, 10 kilo balon balıkları var. Eğer zaten böyle bir balon balığıyla karşılaşıyorsanız, bu balığı bilmiyorsanız çok büyük bir balık tuttum sanıp evinize götürüp aynen o 7 kişilik aile gibi yemeye kalkabilirsiniz. Hatta aile bireylerinden birisi şey demiş, çok lezzetli bir balıktı. Ölüyorsun yersen. İçerisinde siyanür zehrine benzer bir zehir var. Sadece o zehir keseciğinde de değil, et kısmında da. Ya biz orayı temizleyip attık, balığın sadece et kısmını yedik. Etinde de zehir var. Ayrıca zehirinden ayrı olarak bir de keskin dişleri var. Mesela daha öncesinde bir çocuğun parmağını koparmıştı sahilde yüzerken. Bugün sizlerle birlikte bu balon balığı belasını detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Akvaryum getirdik. Teknenin arka tarafına akvaryumumuzu kuracağız. Balon balığını içine atacağız. Suyun içerisinde dururken o stres anında nasıl hareket ediyor? Veya her şeyi geçtim, hareketlerini bıraktım. Biz bu balığı gördüğümüz zaman kardeşim nasıl tanıyacağız? Üstündeki benekten mi? Renginden mi? Ağzının yapısından mı? Bütün bunları sizlerle birlikte detaylı bir şekilde inceleyeceğiz ve sizi ölümden kurtaracağım bu videoda. Hadi başlayalım. Teknenin arka tarafına doğru geldiğimiz zaman görmüş olduğunuz gibi böyle bir düzenek hazırladım. Akvaryumumuz var. Denizden aldığımız suyu bunun içerisine dolduracağız. Tuttuğumuz balon balığını da bunun içine atacağız. Bu balık suyun içinde nasıl görünüyor kardeşim? Bunu öğreneceğiz. Suyun dışında nasıl görünüyor? Bunu öğreneceğiz. Bir şey attığımız zaman içerisine nasıl bir tepki veriyor? Bunu öğreneceğiz ki birisi size bu balığı satmaya kalkarsa veya siz bu balığı tutarsanız bu balığın her şekliyle, halini, hareketini, tavrını, görüntüsünü anlayın da yemeyin diye. Bugüne kadarki videolarımızda hep şeyi gördünüz. Sudan bir çıkartıyoruz, tak 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 karnını şişiriyor, siz şiş halini gördünüz. Ama bu her zaman karnı şiş şekilde gezinen bir balık tipi değil. Saldırı anında savunma mekanizması olarak bunu yapıyor. Suyun içindeki halini de öğreneceğiz, dışarıdaki halini de öğreneceğiz. Sudan çıktıktan sonra, öldükten sonraki halini de göreceğiz. Adam tutmuş mesela, 2 saat sonra satmaya kalkıyor. Onu da öğreneceğiz. Ki yemeyeceğiz ve hayatımıza mal olmayacak. Çok fazla sayıda insan hayatını kaybetti bilinçsiz bir şekilde balon balığını tüketerek. Bir de Hatay'da oldu, ekstra üzüldüm yani. Ya sadece ölüm gibi de düşünmemek lazım. İçerisinde sinir sistemini etkileyen bir zehir barındırdığı için
Seni ölmekten beter yapıp sakat da bırakabilir. Nasıl bir balık olduğunu öğrenelim, ne kadar zehirli bir balık olduğunu öğrenelim ki tüketmeyelim. Gördüğümüz zaman bunu imha etme yolları da var. Mesela aldın, tuttun, kenara attın. Sahilde bu yenmez diye burada öğrendi ya. Kedi köpek yerse onlar da ölüyor, onları da etki ediyor. O yüzden tuttuğumuz balon balıklarını ne yapmamız lazım? Size bundan da bahsedeceğim. Bak, bu balon balığını tutarsanız yemeyin. Bildiğiniz bir balıkçıya bu nasıl bir balık diye sorun bilmiyorsanız eğer. Oltalarımızı hazırladık. Burada bir tane oltamız var. Yan tarafta bir tane oltamız var. Abi, bugüne kadar bütün balık videolarını Savaş abiyle çekiyordun. Savaş abi nerede diyorsunuzdur. Savaş abi ailesinin yanında arkadaşlar. Ama Mali Kaptan var. Biz bugün Mali Kaptan'la birlikte balon balıklarını bulacağız ve hep birlikte şu görmüş olduğunuz akvaryumun içerisinde inceleyeceğiz. Bugüne kadar niye böyle akvaryumun içerisinde incelemedik çok merak ediyorum. Aslan balığını da balon balığını da niye yapmadık? Aklımıza gelmişken hızlı bir şekilde yapmak istedik. Şimdi balon balıklarını bulmaya gidiyoruz. Hadi başlayalım. Yunus'u gördün mü? Bak! Oha, bayağı büyük. Malilerin önünde. Oh! Önümüzde direkt. Oha! Gel! Nerede? Burada! Burada! Altımızda var direkt! Direkt altımızda var! Keyif yapıyorlar ya. Teknenin etrafında yüzüyorlar. Hayatımda gördüğüm en büyük yunuslardı. Bak, Umman'da binlerce yunus gördüm. Bu kadar büyüğünü görmedim. Bak arkadan gidiyorlar. Oha, sürü! 4 tane vardı. Şu anda denizin ortasında seyretmeye devam ediyoruz. Ben de sizlere bir oyundan bahsetmek istiyorum. Dünyanın en çok tercih edilen 5'e 5 mobil MOBA oyunu Honor of Kings. Arkadaşlar, Türkçe dil desteği ve Türk serverlarıyla birlikte 21 Şubat'ta açılacak olan oyunumuza siz de ön kayıt yaptırırsanız şanslı kişilerden bazıları olabilirsiniz. Şanslı kişilere PlayStation 5, iPhone 15, Apple Watch 8 gibi hediyeler var. Ayrıca 21 Şubat'a özel, oyunun açılışına özel bütün kahramanları kullanmak ücretsiz. Adil bir rekabetin yer aldığı bu oyunu öğrenmek de çok basit. 21 Şubat'ta oyun çıkıyor. Açıklamayı link bıraktım. Linkten siz de ön kaydınızı oluşturun. Oyun çıktığında hep beraber oynayalım. Arkadaşlar, şöyle etrafımı sizlere bir göstereyim. Denizin ortasında random bir yere geldik. Arka tarafımızda da Mali Kaptan var. Abi, hoş geldin kanalımıza. Çok yakışıklı görünüyorsun bugün, maşallah. Bugün birlikte balon balıklarını tutacağız ve insanlara balon balığını tanıtmaya çalışıyoruz. Bilgilendirme videosu, bilgi videosu. Oltalarımıza ne takacağız bugün, senden dinleyelim. Bugün oltalarımıza kalamar takacağız. İlk başta kalamarla başlayacağız. Daha sonra küçük balıklardan mercan, barbun, elimizde ne varsa her şeyi kullanabiliriz. Çünkü çok yabani balon balıkları. Abi, ne balon balığı niye her şeye saldırıyor? Çok açlar çünkü. Yaratılış gereği de böyle değişik bir varlık. Bulduğu her şeyi yiyor. Balıkların yumurtasını, kendisini, kafasını, kuyruğunu, ne bulursan yiyor. Ne namussuz balık ya. Yani yuvayı daha kurmadan yok ediyor. Kesinlikle, ve altımızda şu anda yazıyor. Hemen indirelim. Zincirin halkasını arkadaşlar daha oluşmadan yok ediyor. Yani balığın yumurtasını yiyor. Böylece oluşmasını engelliyor. Bir de evine giriyor. Yani hem sizin evinize gelip sizi dövüyor, sizi atıyor, bir de eve oturuyor. Öyle düşünün. En basit balık tutma yöntemlerinden birisi kancanın üzerine et parçası takmak. Biz kalamar bacağı taktık. Buna tavuk parçası da takabilirsiniz veya solucan da takabilirsiniz. En basit balık tutma yöntemi ya da jig kullanabilirsiniz. En basit yöntemle bu balığı avlayıp sizlere göstermeye çalışacağız. Kaptan, ben indiriyorum. Balıkları sizlere gösterme amacımız var. Daha sonrasında da tuttuğumuz balıkları ne yapmamız lazım? Denizde tuttun. Ne yapacaksın bu balığı? Poşete sarıp çöpe atarım abi. Denize atabilirsin. Ama öldükten sonra. Çünkü diğer balıklar onu yiyebilir. Ama karada tuttun. Ne yapacaksın? İyi bir poşete koyup çöp torbasının ağzını düğümledikten sonra çöpe atabilirsin. Veya imkanın varsa bulunduğun yere göm. Hemen toprağa eşele böyle. Bir kedinin eşeleyemeyeceği kadar. Daha sonrasında oraya göm, üstünü kapat. Bundaki amacımız da kedi köpekler yediği zaman hani hayvancağızlar ölmesin diye. Şimdi oltamız aşağı doğru inmeye başladı. İki tane tekneyiz. Biz burada şöyle kalabalık bir şekilde geldik. Abilerim bize teknelerini açtılar. Buradan da duyurmuş olayım. Ben de yakında inşallah sancak 9 metre 20 santim tam uzunluğuyla 10 metre 60 santim bir tekne alacağım ve teknemizi büyütüyoruz. Çok daha kaliteli, çok daha böyle güzel videolar çekebileceğimiz kamp videoları, denizde balık videoları, ünlü insanları teknede denizde ağırladığımız videolar, zıpkın videoları, çeşitli videolar yapacağız. Çeşitli videolar yapacağız. Kaptan benim oltu aşağı doğru gidiyor. Su hazırsa sizin tekne vs bizim tekne. Orada Mali Kaptan'la Hüseyin var, burada da ben varım. Bakalım günün sonunda kim kazanacak? Görmüş olduğunuz gibi akvaryumumuzu suyla doldurduk, oltalarımızı suya indirdik ve
Bakalım kimin oltasına ilk balık gelecek derken anında bakın. Yok artık. Ne, geldi mi? Yok artık. Sandırıyor ya, yok balık falan. Ucunda. Nasıl ya? Ucunda. Hop. Geldi geldi evet, geldi. Evet bende. Gel buraya gel 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 gel. Oy 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 oy. Cidden bu kadar çabuk mu ya? Ya yarışma başlar başlamaz. Of! Görünmeye başladı. Bak parlamaya başladı. Evet son 5 metre. Yok artık başlar başlamaz. Evet. Son 5 metre ya? Gel. Balon. Bayağı büyük. Oha, bayağı büyük boy. Oha. 20 santim var mı? Çıkartıyorum. Hemen alıyoruz. Var. Daha büyük. Oha. Evet arkadaşlar balon balığımız. Şu tarafa takıyorum hemen. Görmüş olduğunuz gibi 2 dakika içerisinde balon balığını aldık ve ağzındaki kancayı çok dikkatli bir şekilde çıkarmam lazım. Şuraya takılmış. Bakın hemen suyun içerisine koymadan size öncelikle bir dişini göstereceğim. Abi şu giyotin dişlere bakar mısın? Üzerinde benekleri var. Alt tarafı o beklediğiniz tam dikensi yapısı yok ama ben elimle hissediyorum. Bak alt tarafı biraz şişti. Alt tarafı biraz şişti. Normalde full şişiriyor. Bunun içerisine bir koyalım kendine biraz gelsin. Bu mu zehirli ya? İçerisinde siyanüre benzer bir zehir var diyorduk ya. Zehirin ismi tetrodotoksin. Her 1 kilogram başına 2 miligram zehir var içerisinde. Ve çok daha zehirli değil mi siyanürden? Siyanürden 400 kat daha zehirli. Siyanürden 400 kat daha zehirli. Adamın doğal yaşam alanı deniz. Ama burası değil. Bunun predatörünün olan, bunu da avlayabilen balıkların olduğu yerde yaşamalı bu balık. Biraz kendine gelmeye başladı, farkında mısın? Ama yüzmedikçe ölecek bence. Bak az önce dışarıya çıkardığımızda öyle bir dişlerini sıkıyor ki, dişlerini birbirine sürtüyor, takır tukur sesler çıkartıyor. Bu balık torpido tipli bir balık. O kadar hızlı ki, bir de yaptığı şöyle çok çılgın şeyler var. Biz bu balıktan tuttuk diyelim. Bunun üzerine bir çizik atalım. Hafiften kanatalım. Bunu da kancanın ucuna takalım. Suya indirelim. Diğer balon balıkları bunu paramparça ediyor biliyor musun? Kendisini de yiyor. Kendi türünü de paramparça ediyor, yiyor. Niye bu kadar sinirli bir balık bilmiyorum ama aşırı sinirli ve bir o kadar da tehlikeli bir balık. Şöyle... Köpsal baba gibi aynı. Ne gibi? Köpsal baba gibi çok sinirli. Bunu mesela bu suyun içinden çıkarsan bu karnını şişirip böyle davul gibi olur mu? Ya bu tipler çok az şişiriyor karnını. Ama yine de şöyle hafif bir şişkinlik oluyor. Şu kadar boylardayken falan böyle full top gibi oluyor. Ama bu boylara geldiği zaman artık öyle bir ihtiyaç mı duymuyor ya da artık nefes mi yetmiyor bilmiyorum. Çünkü nasıl şişiriyor biliyor musun? Su dolduruyor içine, su su. Bu balıklar yakalandığı zaman aslında daha başka büyük avcı balıklara yakalandığını zannederek kendisini şişirme refleksiyle kendini şişiriyor. Asıl amacı orada büyük balığın ağzına sığmamak. Kaçmak. Ben daha öncesinde bir video gördüm zaten. Büyük balık yakalıyorlar, ölmüş böyle. Suyun içinde ölü balık buluyorlar. Bir açıyorlar, içinde balon balığı var, canlı. Şişirmiş kendini, hayvanı tıkamış. Oradan canlı devam ediyor hayatına. Bizimki de kendine gelmeye başladı bak. Yüzgeçler çalışmaya başladı. Ön tarafta dişi görüyor musun? Bak böyle yapıyor. Bak dişe bak. Şuraya parmağımı bir koyayım bakayım ısırmaya çalışacak mı? Gördün mü? Muhtemelen siz de karşılaştığınızda hangi boyutta olursa olsun bu şekilde bir formla karşılaşacaksınız. Düşündüğünüzün aksine, bilinenin aksine karın bölgesinde böyle bir topla karşılaşmayacaksınız. Üst tarafında benekli bir yapısı var. Şekli de bir torpido gibi. Hangi boyutuyla karşılaşırsanız karşılaşın böyle göreceksin. İstersen bunun çok küçüğünü gör, istersen bunun 10 kiloluğunu gör, böyle göreceksin. Yan tarafında da görmüş olduğunuz gibi parlak bir yüzeyi var. Alt tarafı dokunduğunuz zaman böyle yumuşak bir şey şişer de içindeki havayı boşalttığın zaman böyle bir buruşuk bir hali olur ya öyle. Şimdi dışarıya çıkartıp size çok ilginç bir şey göstereceğim. Bunu defalarca kez gösterdim. Bu da bu balığın başka bir tehlikesinin olduğunun göstergesi. Onu göstereceğim size. Yani zehrinden ayrı bir tehlikesi daha var. Salladın parmağını, soktun ağzına, parmak gitti. Aldım. Diş yapısına bak. Üst taraftan biraz derisini geriye doğru çekeceğim. Bak abi. Şu dişi görüyor musun? Yani kuş gagası düşün. Ama o kadar sert ve güçlü bir kuş gagası ki. Denk getirirse deler yani. Bak şimdi deneyeceğiz. Duydun mu? Deliği açtı bak. Delgeç gibi. Oğlum. Çok sinirli. Teneke kutuyu ısırabiliyor mu? Isırıyor. Teneke kutuya delikler açtı. Vay be, sese bak. Bu balığı yemiyoruz. Tuttuğumuz zaman nasıl imha edeceğimizi de zaten sizlere söyledim. Bizim yerli ve milli balık türlerini yok eden, devlet tarafından da tutulması teşvik edilen bir balık. Tekrar göstereceğim.
Hala hayatta. 10 dakika falan oldu denizden çıkalı. Başka bir balık türü şimdiye kadar çoktan ölmüştü. Bu balık ilginç bir şekilde tuttum, şu kenara attım. Yarım saat, bir saat yaşıyor bu balık. Tekrardan suyun içerisine bırakacağım ve biraz daha gözlemleyelim. Daha sonrasında balığı imha edeceğiz ve uygun bir şekilde de onu çöpe atacağız. Ya da götürüp gömeriz. Size dediğim gibi siz de tutarsanız bir poşetin içerisine atıp iyice ağzını bağlayıp mümkünse iki tane poşete koyup çöpe atın. Ya da toprağa gömün arkadaşlar. Size zarar vermediği gibi sokak hayvanlarına da zarar vermesin. Abi elinize sağlık. Senin de eline sağlık. Yani hava çok güzel ama devam etmek istiyorsanız edelim. Yarışmaya devam edelim bence. Yarışmaya devam edelim biz. Hazır çıkmışken popülasyonu azaltalım elimizden geldiğince. Olabildiğince tutmaya çalışıyoruz ama benim fikirlerime göre bu balık olta balıkçılığıyla asla yok edilebilecek bir balık değil. Kesinlikle. Peki bu balık nasıl yok olur? Onu da konuşalım. Orphos tipi, Yirida tipi, Lambuka tipi balıkların besin zincirinde bu balık. O balıklar bu balığı yiyor. Ama bizim sularımızda da çok bilinçsiz avlanmalar olduğu için ne yazık ki o orfozlar, o lambukalar çok az var ve bunu yiyebilecek balık türü de azaldığı zaman bu da ürüyor yani. O kadar basit. Hepinize tekrardan bu balığı yemeyin diye uyarı geçeyim. Ağzınız tadıyla hamsi yiyin. Karadeniz hamsi. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.